Enver Paşa konusunda hiç ele alınmamış bir olaydır. Enver Paşa niye Fenerbahçe düşmanı? Evet, yani Osman Bey bize anlatsa bir bu olayı. Fenerbahçe düşmanı dağıtmış kulübü bir ara. Üstelik niye? Siz de Fenerbahçelisiniz galiba, evet, değil mi? Yani şimdi bunu bir dinlesek yani sizden dedenize, çok hoş olacak yani. Siz de Fenerbahçelisiniz. Ben de Fenerbahçeliyim. Galatasaray mezunu, evet, Galatasaray tarihi yazıyor. Hain, evet. Asıl hain. Bu da bir nevi ihanet sayılabilir yani. Yani evet, yani düşmanlığın sebebini bilmiyorum da yani çok enteresan bulmuştum. Çünkü ben tabii Fenerbahçe olduğum için bir yerde okuyordum bir gün. Enver Paşa bir alık, hatta kapatmaya falan kalkmış yani Fenerbahçe kulübünü. O kadar yani şey. Fakat belki siz bilirsiniz. Yani ben hakikaten yani sebebi... Ben skoda hiç anlamam da Vahdet Bey Galatasaray tarihi yazdı. İkinci meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki tabii ki devlete hakim olma çabası çerçevesinde spor kulüplerine de hakim olma gibi bir girişimleri oluyor. Dolayısıyla spor kulüplerine o şekilde bir giriş yapamayınca, yani kendi adamlarını oraya sokma imkanı olmayınca İttihat Terakki'ye özgü bir kulüp kuruyor. O kulübün adı Altın Ordu'dur. Altın Ordu yani bir diğer o dönemde Fenerbahçe, Galatasaray mevcut. Beşiktaş da var ama tam futbol olarak çok aktif değil o dönemde. Dolayısıyla Altın Ordu Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip olarak kurulmuş bir futbol kulübü. Şimdi dolayısıyla işin içinde Enver Paşa da var. O yüzden de Fenerbahçe'yi sevmemesi oradan kaynaklanıyor. Yalnız enteresan yani mesela Galatasaray'dan falan hiç bahsetmiyor. Yani Fenerbahçe'ye karşı bir sanki özel bir şey var. Antipati var. Yani hanedan şey olarak da düşünebilir miyiz? Yani Ömer Faruk Bey'den kaynaklanan bir dakika, Ömer Faruk Efendi Fenerbahçe Başkanı. Yalnız ben şuna eminim, Enver Paşa Faruk Efendi'yi tahta geçirmek istiyordu. Ve çok yakındılar. Yani dolayısıyla Faruk Efendi'den kaynaklanan bir şey değil. Yani Faruk Efendi efendim Halife Abdülmecid'in oğlu. O da Galatasaray mıydı? Galatasaraylı. Galatasaraylı. Yani sonra Avusturya'da, pardon, Almanya'da okumuştu, Potsdam'da. Evet. Askeri çok okumda. Yakışıklıdır aynı zamanda. Evet, yani hanedanın en Sabiha Sultan'ın eşidir. Sultan Vahdettin'in damadı, son Halife Abdülmecid Efendi'nin oğlu ve Fenerbahçe'nin başkanıdır. Ama Enver Paşa kanun çıkartmıştı Faruk Efendi için, biliyor musun? O kanunu ben çok aradım, bulamadım hiçbir yerde. Meğer o gayet şık, altın yaldızlı kapak içinde basılmış bir efendidir. Hanedan mensupları şehzadelerin Avrupa'da askeri tahsil görmelerine dair hatırlıyorsunuz. Orada ve Faruk Efendi'den kaynaklanmıyor çünkü çok yakın ve biz Neslişah Sultan'la konuşuyoruz. Tahta geçirme planı var Faruk Efendi'ye. Kendisi geçemez. Damattır çünkü sadece. Evet. Ama bu Faruk Efendi hakkında bazı planları var. O Vahdettin'den savaşı kazansaydı, da kaynaklanabilir yani. Evet. Çünkü savaşı Vahdettin kazansaydı değişecekti bazı şeyler. Ama niye Fenerbahçe düşmanı? Evet, yani o özellikle yani o dikkatimi çekmişti. O bir Fenerbahçe düşmanlığı var. Yani Fenerbahçe'ye böyle bir... Evet. Yani o zaman bunu renk askı olarak... Böldü bir de değil mi? Yani. Ayrı kulüp kurdular onlar. Yani Altın Ordu tabii. Altın Ordu kulübü İttihat Terakki'nin resmi futbol kulübüdür. Kendilerine özgü olarak şey yapıyor. Yani diğerlerine rakip olarak kuruyorlar. O zaman yani... Peki bu, transfer yapıyorlar mı? Tabii çok güçlü bir kulüp kuruyor Altın Ordu. O dönemde transferi çok para vererek mi, silah zoruyla? Yani İttihat Terakki deyince önce silah zoru akla gelir yani. Ama tabii ki o dönemde tabii çok profesyonellik yok. Ama şey olarak tabii devletin iktidardaki partinin takımına herkes de gider yani. Bir de o var. Yani yani Aziz Bey, Adnan Polat falan yanlış şey yapıyor. Yok, para istediler de verecek. Enver Paşa çözüyor. Daha kolay yoldan da var. Yani. O zaman şöyle bakacağız. Yani kulüp taraftarlığının şeyi yoktur. Yani bir mantığı olmaz. Demek ki Enver Paşa da o zaman renk aşkıyla bunu yapıyor. Yani Fenerbahçe'yi sevmiyorsa sarı lacivert renkleri belki. Gerçi Fenerbahçe'nin ilk renkleri sarı beyaz. Ama o yıllarda sarı laciverte dönüşmüş herhalde. Ben öyle bakıyorum. Kanarya başka nereden türlü geliyor hocam? Yani onu çok bilmiyorum. Kanarya nereden geliyor yani. Fakat demek ki mantığı bu. Yani renk aşkı, sevme veya sevmeme. O renkleri. Herhalde yani. Çünkü... Ama böyle bir realite var diyorsunuz. Yani. Fenerbahçe'yi yani sevmiyordu. Hatta nerede okudum hatırlamıyorum. Yani bir BG'de böyle bir şok olmuşum. Yani böyle
yani gayet ciddi bir hani işte kapatmaya çalıştılar, vazgeçti falan. Belgede diye huzursuz belgelerini diyorlar yani o şekilde. Yani günlüğünde mi yazmış? Yani. Efendim? Nerede yazmış? Hayır, bir belgelerin bir tanesi. Hanımefendi nasıl hatırlasınlar sandıklar dolusu evlat var. Evlat Paşa'dan. Enver Paşa diyorlar. Enver Paşa'dan. Efendim? Yani.